Merhabalar. Jeofizik tezemin davranışları dersinde bu hafta şef stabilitesi ne anlatacağız? Önce bir ekranı paylaşayım. Evet. Statik ve dinamik yüklerin Etki ettiği zemin problemlerinden biri de yamaçlar ve şevlerin duyarlılığı ya da heyelan etkisi. Genelde yeryüzünde e, kaya ortamı bulmak ne kadar zorsa, yeryüzünde düzgün ortamlar ya da eğimsiz ortam bulmak da o kadar zor. Dolayısıyla insanlar yerleşimlerini çoğu zaman yamaç kenarlarına yapabilirler. Bu nedenle de yamaçların duraylılığı ya da stabilitesi ya da duraylılığını etkeden faktörler ister statik ister dinamik deprem gibi önem kazanır ve geoteknik bağlamında bu yamaç ve şevlerin duraylılığının incelenmesi gerekir yapım öncesinde ya da yapılaşma öncesinde ya da genel olarak da eğer bir kentleşme yapılacaksa kent planlaması öncesinde. Şimdi tabii şev ya da yapı, şev ya da yamaç daha çok heyelanlar şeklinde ortaya çıktığı için biraz heyelanlara gireceğiz. Genelde yer kayması olarak da biliniyor heyelanlar. Bir kütle hareketi. En sık görüleni yamaç dengesinin bozulması sonucu ki yer çekiminin de etkisiyle... ...kayaçların, falanmış taşların, zeminin büyük ölçüde e, yamaç eğimi doğrultusunda hareket edecek şekilde yer değiştirmesi. Ki yamaç, şev, heyelan bunlar çok e, terimsel olarak birbirine karıştırılan şeyler genelde Türkçe'de yamaç doğal eğimli bir yapı olarak düşünüyoruz. Şevi daha çok insan eliyle oluşturulmuş bir eğimli yapı, örneğin diyelim bir yol geçirme sırasında yamacın eğimini değiştiriyorsak bu şev oluyor e, ki bunların bu bu e, e, slaytta gördüğünüz sözlük tanımları. Heylansa toprak kayması. Şev ve yamacın her ikisinin de İngilizcesi aynı slope. Slope stability diyorlar ya da slope eğim anlamına da geliyor İngilizce. Heylan'ın İngilizcesi de e, landslide. Şimdi bir heylana bakarsak bir anatomisini Bakarsak neler var? Heylanda üç tip bölge var ya da dört tip. Heylan bölgesi, kabarma bölgesi, akma bölgesi, çökme bölgesi bir de heylandan etkilenmeyen bölge. Örneğin 1 ile 2 heylanın başlangıç kısmı ve gerilme çatlaklarının olduğu kısım. İkinci kısım heylan aynası dediğimiz 3 numaralı şeydeki heylan ayrılması. Beş numarada çatlaklar heylanın dışında gözükebilir. 6 numara heylanın esas kayma yüzeyi kesiti yani şu kesim, şu. E, yedi, kayma kaması, şu kayma nedeni oluşmuş kamasal yapılar. Diyelim 8 kayma yüzeyi dedik. E, dokuz, alçalan blok yani şu blok alçalan blok. 10 yükselen blok bir yanında, ee, 11 diyelim hareket yönü, hareket yönünü belirten bir ifade var burada. 12 kaynak burada, yani her, herhangi bir kaynak suyu fışkırabilir heyelan nedeniyle. 13 heyelan gölü, bir heyelan gölü oluşabilir. 14 çökme bölgesi. 15 kabarma bölgesi şu bölge ee, onun dışında burada çatlaklar oluşuyor 17 kayan kütle 18 şu sarıyla gösterilen kısım kaymanın temeli 19 şu kısım yani görece sağlam kısım ee, 20 kayan kitlenin topuğu dediğimiz olay şurası topuk 21 boyuna çatlaklar şunlar küçük çatlaklar. 22 akma. 23'te akmanın ucu. Dolayısıyla bir heyelanın anatomisi bu şekilde. Doğada gözlediğimiz bilgiler ışığında. Demin söyledik. Taç kısmı, heylanın en üst kısmı, ana aynanın zeminle hareketsiz kalmış kısmı olarak tanımlanıyor. Ana kısım, Kayan zemin kitlesinin dik veya dike yakın yüzeyi, ee, tepe kısmı hareket eden kütle ile ana kayanın kesiştiği yerin en üst noktası, ana kütle kayma yüzeyi boyunca hareket eden malzemenin tümü, çatlaklar var, radyal çatlaklar, bu heyelan topuğunun üst kısmında meydana gelen çatlaklar, bir de topuk kısmı heyelan hareket eden kütlenin en son kısmı. Heyelanlar genel anlamıyla kütle hareketleri olarak düşünülüyor. Bunlar da jeolojik, jeomorfolojik, jeofizik etken ve süreçlerle gelişebiliyor veya insanların yapay etkileri nedeniyle oluşabiliyor. Ve bu yamacın stabilitesinin ya da dengesinin bozulmasıyla açığa çıkıyor. Ki e Erinç Hoca heyelanları hızlı gelişen ve yavaş gelişen olarak sınıflandırıyor. Hızlı gelişenler heyelan, asıl heyelan, görüşmeler, toprak kayması, çamur akıntıları, volkanik çamur ya da döküntü akıntıları, lahar deniyor bunlara, kaya çığları deniyor. Bunlar hızlı gelişiyor, aniden gelişiyor. Bir de yavaş yavaş sünmeyle, kriple oluşan kitle hareketleri ya da kütle hareketleri var. Bunlarda sünme ya da krip var, akma, solidification, katısallaşma görülüyor. Şimdi eğer zemin oluşturan malzeme ilk konumunu kaybederek, eğimli bir malzeme ilk konumunu kaybederek, kaybederek hareket ediyorsa buna kütle hareketleri deniyor. Tabi topografyada bir takım değişiklikler gösteriyor bunu. Eğer üzerinde bir yapılaşma varsa büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor ki özellikle Karadeniz bölgenin bunun tarihsel ve güncel örneklerini çok sık yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla buradaki en önemli faktörlerden biri eğim. Ee, bunu ileride mekaniğini çözerken de göreceğiz. Bir diğer önemli faktör e, su. Ki Karadeniz'deki aşırı yağışlar zemin içine nüfuz ettiğinde bir boşluk suyu basıncı oluşturup... E, ...suyun da her zaman söylediğimiz gibi... Kayma mukavemeti olmadığı için problem oluşturuyor. Aynı zamanda bir takım kazılar, yol yapma süreçleri de ya da insani mühendislik projeler de bu yamaçların dengesini bozuyor. Heylan sınıflamalarında klasik Varnes'in 78 sınıflamaları var. Bunlar hareketin tipi, malzemenin türü, hareketin hızı yenilen malzemenin yenilen alın geometrisi yaş diğer sebepler yani deprem gibi mesela e, yer değiştiren kütlenin kopma derecesi jeolojik yapıyla kayma geometrisi arasındaki ilişki gerilme oluşma derecesi e, gelişmesi e, coğrafi konum etkinlik durumu gibi faktörler ki hareketin tipine göre e, heyelanları düşme, devrilme şeklinde sınıflandırıyoruz. Aynı zamanda yayılma, akma ve karışık tipte e, hareketler de olabiliyor. Örneğin e, kayaçlar ve zeminlerde ayrı kategoride yaparsak mesela düşme, kaya düşmesi devrilme, kaya devrilmesi kayma e, bu hem dairesel hem de doğrusal olabiliyor, dönel ya da yanal. Kayma, kaya kayması yayılmalarda aynı şekilde olabiliyor. Zeminlerde baktığımızda iri taneli ve ince tanelilerde, örneğin iri tanelilerde moloz düşmesi, devrilmesi, kayması, yayılması, akması. İnce tanelilerde de zemin düşmesi, devrilmesi, kayması, akması şeklinde, yayılması şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Ki düşmelerin örneğini, şekilsel örneğini kayalarda, molozda ve zeminde görüyoruz. Devrilmeler bu şekilde oluşuyor, ekranda görüldüğü gibi. Kaymalar e, dairesel ya da düzlemsel olabiliyor ki kayalarda, e, molozlarda ve zeminlerde oluşan tipleri bunlar. E, düzlemsel kayma gerilmesi gene kayma kayması, moloz kayması ve toprak kayması şeklinde gözükebiliyor yayılmaların şekillerini burada kayada, molozda ve zeminde görüyoruz. Akmaları burada görüyoruz. Karmaşık yani hem e, akmalar hem şey veya hem diğer bütün faktörlerin olduğu kompleks bir şeyi de burada görüyoruz. Ki Şekiller örneğini burada da görüyoruz. Bakın burada var. Şekiller düşme yenilmeleri, kaya düşmeleri burada. Özellikle Artif'in Hopa'da, Şavşat'ta gözlenen şeyler bunlar. E, devrilme türü kaya yenilmelerinin örneklerini görüyoruz. Özellikle yolları bayağı etkiliyor. Ben çocukken Karadeniz'e giderken bunları çok rahat görüyorduk. Yol bir şekilde kaya düşmeleri nedeniyle kapanabiliyordu. Bu tip olaylar Karadeniz'de e, olağandır. Burada Karadeniz üzerinde en önemli faktör bir e eğim faktörü. Çok eğimli bir yapı var. Birazdan nedenini göreceğiz. Fiziğine girdiğimizde göreceğiz. İki, ortamdaki suyu, e bu mukavemeti tetikleyen su ya da yağışlar, aşırı yağışlar. Ki çeşitli kayma örnekleri burada gene. Burada da var. Akma, devrilme, dairesel kayma, düzlemsel kayma, yavaş akma, krip örnekleri burada görüyorsunuz. Devrilme, dairesel kayma, düzlemsel kayma, yavaş akma ya da krip, düşme. Ee, heylanların e, toplam e, uzunluğu ve e, derinliğine bağlı olarak kaymalar, İkisi arasındaki orana bakarak kaymalar, akmalar ve çökmeleri sınıflandırmak mümkün. Aktivite durumlarına göre gelen heyelanları sınıflandırmak mümkün. Aktif heyelan, duraklamış heyelan, reaktif olmuş heyelan, gizli heyelan, bitmiş heyelan, kontrol altına almış heyelan, kalıntı heyelan gibi bir takım kategorileri yapmak mümkün. Heyelanlar genelde yamaçlarla ilişkili problemler Den oluştuğu için yamaç stabilite analizi burada önem kazanmakta. Yamaç kelimesini ben hem doğal hem yapay süreçler için kullanıyorum. Ki Türkçe'de bazen mühendislik terminolojisinde yamaça doğal şeve e, <laughs> yapay deniyor. Yamaç stabilitesi ya da şev stabilitesi gibi iki ayrım yapabiliyor. Ama ben Slop kelimesini İngilizce'de sadece yamaçla biraz da Türkçe kelime olduğu için kullanıyorum. Şimdi yamaç doğal ya da yapay olabilir. Ee, dolayısıyla eğimli bir yamaç, yer yüzeyi eğimli ise yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru hareket edecek. Eğer gravite bileşeni yani ağırlığı, kütlenin ağırlığı fazla büyükse ve ortamda da bir direnme yoksa, mukavemete ilişkin bir zemin e, mukavemeti sağlam değilse, örneğin içsel sürtünme açısı ya da kayma mukavemeti parametreleri düşükse, bir yenilme, kırılma, göçme oluşuyor. Dolayısıyla bir mühendis bu potansiyel bir yamacın ya da bu tip etkiler doğuracak, yamaç yenilmesi doğuracak... ...yamacın e, analizini yapması gerekiyor. Dolayısıyla burada iki faktör var. Bir, e, yamacı oluşturan hareket, ed hareket edici kuvvet, yamacı tetikleyici kuvvet diyelim buna. İkincisi, bu tetikleyici kuvvete direnen kuvvet. Ki o yamacın e, malzemesinin mukamet ile ilişkili. Şimdi bunları birazdan daha ayrıntı matematikselleştireceğiz... Şimdi bazı faktörler var dedik. Zemin türü yamacın bur ayrılığını ya da stabilitesini etkiliyor. Yamacın geometrisi, yüksekliği, yamaç açısı. Özellikle yamaç açısı önemli. Yatay bir kütleyi hareket ettirmeniz çok zor. Yer çekimini yer çekimine aşan bir kuvvet yatay bir kütleye geldiğinde yıkılır. Bunu depremde görüyoruz zaten. Ama onun altındaki kuvvetlerde yamacı bir kütleyi devirmek zor. Ama eğimli bir kütle olduğunda bu daha kolay. Eğim açısı arttıkça yamaç stabilite açısından problemli hale gelecek. Ortamdaki su ve boşluk suyu basıncı ya da nem içeriği, su içeriği ya da boşluk suyu basıncının birbiriyle ilişkili. Hep söylüyoruz, suyun kaymaya karşı bir mukaymeti yok, kayma mukaymeti sıfır. Dolayısıyla ortamda su varsa e, yamacın stabilitesini bozması daha kolay olacak. Başlangıçta olmayabilir bir yamaçta fakat daha sonra Karadeniz'de olduğu gibi yağmurlarla e, zemin içine ya da kaya ortamı içine nüfuz eden su e, belli bir basınç oluşturup e, bir stabilite problemi yaratabilir. Ayrıca ek yükler, bunlar bina yükleri olabilir. artı bina yükleri olabilir. Artı deprem gibi ek yükler de bu yamacın dengesini bozabilir. Ve yamacın kayma mukavemetinin azalması da bir diğer faktör. Demin söyledik titreşimler ve deprem de gene yamacın stabilitesini bozan faktörler. Bazen insani etkenler de ee, özellikle yol, tünel, baraj ve kanal yapımı nedeniyle bir, bir toprak parçasının kazılması, e, diyelim bir eğimli bir araziden bir yol geçirilmesi, eğimi değiştirmeniz, e, yamacının stabilitesini de etkileyecektir. Bu da önemli. E, benzer şekilde bazen e, ortamdaki ağaçların kesilmesi, Bitki coğrafyasının değişmesi de e, yamaç stabilite problemi yaratacaktır. Çünkü demin söyledik su en büyük ajite eden ya da en büyük tetikleyici faktörlerden biri. Yamaç stabilitesini e, ağaçlar ya da bitkiler de suyu topraktan aldığı için, topraktan uzaklaştırdığı için e, suyun nedeniyle oluşabilecek bir yenilmeyi engellerler. Ortamdan ağaçları kaldırırsanız da ortamda su daha kolay e, nüfus eder ve bu nedenle problem oluşturabilir. Ee, tekrarlarsak e, zayıf malzeme, hassas malzeme, kayma mukavemetine uğramış malzeme, eklemli ya da füsurlu, çatlaklı malzeme, e, tabakalanma, faylar... E, diyelim su geçirgenliğindeki kontrast, sertlikteki kontrast yani hem katı hem plastik malzemenin olması faktör olarak heyelanı ya da stabiliteyi etkiler. Morfolojik olarak da tektonik ve volkanik yükselmeler, buzullar bazen erimeler veya donmalar bir basınç oluşturabilir. Yamaç topuğunun, akarsu tarafının aşındırılması bir problem oluşturabilir. Bu dalga ya da buzul da aşındırabilir. Ee, ayrıca yamaç üzerine ya da tepesine bir yük konma, bu da bir problem yaratabilir. Demin söyledik, bitki örtüsünün ortadan kaldırılması da e, ortamdan suyu uzaklaştıramayacağı e, için, e, ortamda su daha kolay nüfus edeceği için problem yaratır. E, fiziksel nedenler, şiddetli yağmurlar, dedik Karadeniz örneği, e, suyun kayma mukavemeti e, yok, kaymaya karşı direnci sıfır. Ortama su girdiğinde zeminin mukavemetini azaltacak ya da şevin mukavemetini azaltacak. Karın erimesi, deprem, volkanik etkenler, e, çözülme, donma çözülme, şişme, büzülme özellikle e, kirli zeminlerde, Aşırı yağışların devam etmesi de gene etken. İnsani nedenler söyledik. E, yamacın ve toprağın kazılması, yamacın tepesine yük konulması, e, göl suyunun seviyelerinin çekilmesi, ormansızlaşma, e, toprağı sulama, aşırı sulama da gene ortamdaki suyu arttıracaktır. Maden kazıları, yapay titreşimler yani bölgede bir ...inşaat faaliyeti olabilir... ...bitreşimli bir şey yapmak zorundasınızdır... ...bu da neden olabilir... Ee, ...su kaçakları... ...eğer ortamda bir su kaçağı varsa... ...veya o zemin içine nüfuz etmişse... ...bu da heyelanın stabilitesini... ...ya da yamacın stabilitesini değiştirir... ...etkiler... etkiler. Ee, ...literatürde heyelanın sınıflama sistemleri var... İşte bunlardan biri... ...Kuriden ve Varnes'in... Ee, Aktivitenin en son zamanıyla ilişkili aktif mi, uyanmış mı, duraklanmış mı, tarihli, tarihi mi, gizli mi, genç mi, gizli mi, olgun mu, gizli mi, kontrol altında mı, bitmiş mi, kalıntı mı gibi ya da hakim materyale göre yani kaya mı, zamin mi, toprak mı, moloz mu ya da tanımlamaya göre yamaç hareketinin hakim tipine göre düşme mi, devrilme mi, kayma mı, yayılma mı, akma gibi sınıflandırabiliyoruz. Düşme dediğimiz şey düşecek malzemenin ana birimden ayrılmasıyla başlıyor. Malzeme bundan sonra büyük ölçüde havadan düşme, takla atma, yuvarlanma şeklinde yamacı aşağı taşıyor. Devrilme bir zemin veya kaya kütlesinin yamaç dışında kendi ağırlığı ağırlık merkezi altında bir noktada ve bir eksen boyunca öne doğru dönmesi, eğilmesi ve devrilmesi. Kayma bir kaya ya da zemin kütlesinin kayma yüzeyi veya ince veya yoğun bir makaslama ya da kayma bölgesi boyunca kay, yamaç aşağı hareketi. Yanal yayılma, kohezyonlu zemin veya kaya kütlesinin alttaki yumuşak tabaka içine kırılarak batması, sonucu uzanması. Akma ya da krip dediğimiz şey, makaslama ya da kayma mukameti yüzeylerinin, kayma muhattiri zayıflık yüzeylerinin ee, çok sık ancak kalıcı ve belirgin olmadığı üç boyutlu sürekli bir hareket. Yavaş yavaş gelişiyor, bir e, akışkan hareketi gibi. Fakat yavaş geliştiği için krip diyoruz. Ee, hela'nın ötelemesine yönelik sınıflamalar da var. Çok son derece hızlı, çok hızlı, hızlı, orta yavaş, çok yavaş, son derece yavaş şeklinde Bunlar da öteleme e, zamanına bağlı öteleme hızına bağlı daha doğrusu 3.03.62 milimetreden metreye bağlı olarak değişiyor. Son derece yavaş dediğimizde 0.64 milimetre bölü günlük bir hıza sahipse son derece hızlı dediğimizde de 3 metre bölü saniyelik bir hıza sahipse. Heyelanları kayma yüzey derinliğine göre de sınıflandırabiliyoruz. Eğer 1.5 metreden daha düşük bir kayma yüzey derinliği varsa yüzey hareket ediyoruz buna. 1,5 ile 5 metre arasında ise sığ heyelan, 5 ile 10 metre arasında derin heyelan, 20 metreden büyükse çok derin heyelan diyoruz. Neye göre? Kayma derinliğine göre. Şimdi biraz heyelan araştırma tekniklerine girelim. Çünkü heyelanı anatomisini iyi saptayamazsanız bu anatomi üzerine yapılacağınız stabilite analizleri de geçersiz olur. Genelde kütle hareketleri laboratuvar ve saha bazlı mukamet parametreleri eldesiyle başlar veya geometrik, heyelan geometrisine ilişkin parametrenin eldesiyle başlar. Bunlar saha çalışmaları yer yüzeyinde ve yer altında olmak üzere iki kategoridedir. Örneğin yer üzerinde topografya, iklim, bitki örtüsü, ortamdaki sarsıntılar var mı, litoloji, jeolojik yapı, hareket eden kitlenin, kütlenin incelenmesi, ortamda yeraltı suyu ve durumu incelenir. Yeraltı incelenmesi dediğimizde özellikle kazı, burgulama, sondaj, sepete deneyleri yapılır ve örnekler alınır mukamet için. jeofizik çalışmalar yapılır. Bu anlamda ki laboratuvar incelemelerinde e, fizikomekanik özellikler, kıvam testleri, serbest basınç mukametleri, özellikle kayma mukameti parametreleri, içsel sütun maçısı ve kohezyon burada önemli e, incelenir. Ortamdaki diğer jeolojik özelliklere de bakılır. Heyelan incelemeleri yöntemi, iksel ya da preliminary incelemeler dediğimiz araziye gitmeden büro çalışmaları. Yani daha önce o bölgede heyelan olmuş mu veya deprem olmuş, deprem bir heyelanı tetiklemiş mi gibi büro çalışmaları kapsamında yürütülür. Ve heyelanın kavramsal bir modeli oluşturulur. İkinci aşama heyelan incelemeleri, ayrıntı incelemeler, heyelan mühendislik jeolojisi haritaları, boyuna ve enine kesitler hazırlanır, sondajlar, numune çukurları ve kaya zemin örnekleri, saha testleri, jeofizik girer. Veri toplama aşaması. Üçüncü aşama kayma yüzeyi derinliği ki kayma yüzeyi derinliği ya da heyelanın geometrisini bilmezseniz ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Heyelan stabilite analizini e, güvenlik katsayısını güvenliğini yanlış hesaplayabilirsiniz ya, ya da yanlış e, yanlış analiz edebilirsiniz. Aynı zamanda heyelanlar bir monitoring'e ya da izleme, zamana bağlı izlemeye de olanak sağlar. Bazen ee, özellikle e, hidrojeofizik ya da hidrojeolojik özelliklerin, özellikle boşluk suyu basıncının zamana bağlı değişimine bakılır ki acaba o heyelan aktive olacak mı olmayacak mı gibi bu gözleme zamana bağlı yapılır. Bazen bunun jeofizik yöntemlerle de özellikle mikrotromor gibi e, ...jeofizik yöntemlerle veya jeofizik parametreleri belli aralıklarla zaman boyutunda ölçüp değişimine bakarak da yapılabilir. Örneğin öz özdirenç veya kayma dalgası hızı gibi. E, son aşamada bir öngörü, bir mekansal öngörü yapılır. Bir de zamansal öngörü yani heyelan aktif olacak mı olmayacak mı gibi. Heyelan araştırmalarında jeofizik önemli birkaç amaçla kullanılıyor. Birinci amaç en klasik amaç Heylan'ın araştırmalarında Jovsk yapmanın. Heylan'ın dış sınırlarının veya e, belirlenmesi. Bunun için sismik gravite özrenç yöntemi. İkincisi kayma yüzeyinin belirlenmesi. Bunun için sismik özrenç Özellikle sismikte yakın zamanlarda yüzey dalgası hızı. yöntemi suya çok hassas olduğu için özellikle kayma e, yüzey derinliğini vereceği için önemli kullanılır. E, heyelan kütlesinin farklı kayaçlardan oluşması durumunda da gene bir uygulanır. Yeraltı suyunu belirlemeye yönelik özellikle e, jeofizik yöntemler vardır. Filtrasyon okumu yön ve şiddetini bulurlama, temak, temel kaya derinliği, bileşimi yapısının belirlenmesinde de jeofizik kullanılır. Özellikle temel kaya derinliği burada önemli çünkü temel kaya heyelanın nasıl diyelim yenilmeyeceği, sağlam duracağı bir kısım. Onun üzerindeki zemin tabakasının kayacağı düşünüldüğü için önemli. Ki burada yurt dışından aldığım bir örnek, çok çeşitli jeofizik yöntemlerin özellikle burada son dönemlerde sismik tomografi ve elektrik tomografi çok yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle radar da buna olarak geldi. Onun dışındaki klasik jeofizik yöntemler, sismik kırılma, yansıma kuyu jeofizik yöntemleri de kullanılıyor. Ki bu jeofizik yöntemler e, kaya ortamı kaymaları, zemin ortamı kaymaları, hızlı heyelanlar, kaya düşmeleri geoteknik parametre belirleme yapay etmenler Ortamda var yok onları belirleme amaçlı kullanılıyor. Bunlarda her birinin artıları ve eksileri var. Bu şekilde örneğin sismik yöntemler yansıma ve kırılmada kayma yüzeyi ne yönelik kullanılabilir. Gene geoteknik parametre belirlemek açısından da önemli. Yani ortamın mukametini belirlemek açısından da sismik yöntem özellikle yüzey dalgaları ve diğer sismikler etkili ki burada bir master volume yöntemiyle ya da çok kanallı yüzey dalgası yöntemiyle alınmış bir kesit. KTV Showfisik'ten arkadaşlar yaptı bunu. Ki kayma yüzeyi belirlediler. Ki burada P hızını kullandılar. Aynı zamanda ortamın mukavemet açısından da S hızı önemli halde. Çünkü ortamın kayaya girip girmediğini eş hızı çok güzel denetliyor. Eş hızının 700'ün üzerindeki ortam kaya ortamı. 700'ün altındaki ortamda zemin yumuşak, gevçek ortam. Dolayısıyla kayma beklenen eğer eğimli bir yüzey ise, toprak bir malzeme ise, zemin malzemesinden oluşuyorsa bu önemli. Yani hem geometri, jeofizik sağlıyor hem de mukavemet açısından bize o malzemenin mukavemet açısından bir bilgi sağlıyor. Heylanı kontrol yöntemleri de var. Yani heylan olduğunu biliyoruz. Bir tehlike oluşturacak. Örneğin heylanlı bölgelerden uzaklaşma yapabiliriz. Bu tabii klasik parsel bazında ya zemin tütlerinde mümkün değil ama eğer bir yol yapıyorsak yolu başka bir yerden geçirebiliriz. Heylanın nedenini ortadan kaldırabiliriz. Bunun için en önemli şey su. Suyu ortadan kaldırmak için drenaj yapılır. Veya e, heyelanın kayacağı için topuğa yük koyarak kaymasını engelleriz. Gene kazılarla heyelanın eğimini değiştirebiliriz. Onun dışında heyelana bir tutucu yapıyla heyelanın hareketini engelleyebiliriz. Bunda istinat duvarları, kazıklar, pantlanş yapılar, e, taş dolgular burada yoğun olarak kullanılır. Ki Bu özeti burada. Örneğin ortamdan suyu uzaklaştırabiliriz direnançla. Yük kaldırabiliriz veya ortama yükleyebiliriz. Ankraj yaparız yani e, çivileme dediğimiz e, heyelanın kütlesini ana kayaya bağlayabiliriz. Sağlam kayaya bağlayabiliriz, hareket etmesini engelleyebiliriz. Enjeksiyon yapabiliriz ya da bir çimento enjeksiyonu ile heyelanı sağlamlaştırabiliriz. Kurutma yapabiliriz ki ortamda suyun uzaklaşmasında önemli faktörlerden biridir destekleme yapabiliriz gene eğlen hareket etmesini engelleyebilir veya artık yapacağımız bir şey yoksa elandan kaçmamız gerekiyor ki e, deformasy azalan deformasyonlar ya da hızlanan deformasyonlarla ilişkili olarak da bunlara bakmak gerekirse Örneğin azalan deformasyonlar diyelim ortamdan suyun uzaklaşması yük konulması. Veya hızlanan deformasyonlarda da özellikle e, ankaraj ya da çivileme ya da enjeksiyon etkili. E, şef stabilitasyonunda ya da e, nasıl diyelim iyileştirmesinde hangi yöntem etkilidir dersek. Bu e, bizim Kubilay Hoca'nın slaytından aldım. Evet. Kazıklarla desteklenmesi çok sık uygulanan bir yöntem. Fakat kazıklar sadece oluşan kaymayı durdurmak için güzel bir tespit. Daha önemli bir tespit şu, yeraltı su seviyesinin düşülmesi kazıklardan daha etkili. Neden? Çünkü ortamda kayma mukavemetini kaymaya karşı direnci oluşturuyordu su. Eğer onu ortamdan uzaklaştırırsak suyun ya da kütlenin kaymasını ya da kayma mukavemetinin azalmasını engelleriz. Benzer şekilde yük azaltılması ve topuk yapılması da bu stabilizasyon ya da iyileştirme tekniklerinden biri. Şimdi biraz da işin fiziğine gelelim. Aslında heyelan fiziği bizim lisede gördüğümüz eğik düzlem problemi. Bildiğimiz gibi fizikteki eğik düzlem probleminde iki iki etken vardı. Bir kayan kütleyi etkileyen bir eğimdi. Eğim arttıkça kütle kayacaktı İkincisi ortamın sürtünme direnciydi sürtünme katsayısı diyorduk fizikte buna ortamın sürtünme katsayısı sıfırsa zaten hiç problem yok kayacaktı üçüncü faktörde ağırlık dolayısıyla bu fizikte gördüğümüz eğik düzlem probleminin benzerini biz doğada da yaşıyoruz eğimli bir arazi var eğimli bir arazide bir Kütle var, heyelan kütlesi diyelim buna. Bu heyelan kütlesinin bir ağırlığı var. Bu ağırlık nedeniyle eğer eğim de fazlaysa, ortamın sürtünme direnci yoksa ki bu zeminlerdeki sürtünme direncinin karşılığı kayma mukameti parametreleri. Yani içsel sürtünme açısı ve koezyon Hepsini daha önceki derslerden biliyoruz. Koizyon tutkanlıkta ince tane zeminler için içsel sürtünme açısı da zeminin, e, iri tane zeminlerin kayma parametresi. de Bu ikisi ne kadar fazlaysa ya da sürtünmeden oluşacak direnç ne kadar fazlaysa e, heyelen o kadar güvende olacaktı. Eğim, önemli faktör. Eğim sıfır olduğunu düşünün, yatay bir düzlem olduğunu düşünün. Bu bloğun kayması mümkün değil. E, eğimi sıfırladığınızda bu bloğun kaydırabilecek kuvvet yer çekimini aşan bir kuvvet. Çünkü bu yer çekimi kuvvetiyle burada duruyor. Fakat eğimli bir arazide fakat eğimli bir arazide fakat eğimli bir arazide bu daha kolaylaşıyor. İkinci bir durum var. Bir başka durum var. Bunu da göreceğiz. Dinamik bir durum. Demin ne dedik? Ağırlık, eğim, mukavemet parametreleri Heylan stabilitesini etkiliyordu. Dinamik durumda da ayrıca da bir yatay bir deprem yükü bu. Ee, heylanın ya da şevin ya da yamacın kütlesini etki ediyor. Bu da e, heylanın stabilitesini bozan bir kuvvet. Şimdi bunları yavaş yavaş matematikselleştireceğiz. Yatay düzlem içinde bir blok düşünün. Belli bir ağırlık var. Diyelim en ya da e, yüzeye dik bir e, ağırlık düşünün. Yatay yöndeki şey, kuvvet sıfır. Fakat eğimli bir arazide ortamın açısına bağlı olarak, eğim açısına bağlı olarak bu kuvvet, yatay yöndeki kuvvet değişecek. Ortamın sinüs açısına bağlı olarak. Burada sıfırken diyelim ağırlık çarpı eğim açısı. Eğim açısı sıfırsa zaten sıfır olacak. Yani eğim sıfırsa sıfır olacak. Eğim Değiştikçe bu sıfırla bir arasında değişecek. Çünkü e, sinüs 0, 0, sinüs 91 olarak düşünün. Dolayısıyla e, e, eğimli bir arazide bu e, ağırlık nedeniyle oluşacak kuvvet yatay yönde bir harekete neden olacak. E, kritik şev açısı da önemli burada ki buna yanını yönelik yaklaşımlar var diyelim. Şevin e, şeyi yüksekliği belli bir e, açı var diyelim yataydan açı var. Buna bağlı olarak e, diyelim e, Taylor e, kritik şev yüksekliği diye bir parametre tanımlamış. Bu kohezyona, birim acım ağırlıklığına ve stabilite katsayısına bağlı bu stabilite katsayısını eğim derecesine bağlı abaklardan belirleyebiliyoruz. Buna göre kritik şey yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Şimdi e, şevler e, esas olarak kendi ağırlıkları ve ilave kuvvetlerden... ...bu bina yükü olabilir veya depremler olabilir. E, kuvvetlerden doğan kayma ve sebebiyle aşağı doğru harekete zorlanıyor. Bu kuvvetler zemin kütlesinde bir kayma gerilmesi oluşturuyor... Bu kayma gerilmesi zemin içinde oluşan kayma mukavemetinden küçükse <laughs> o düzlemde bir stabilite var. Ya bir denge var. Başka deyişle Şevin kayma mukavemeti ya da şevi tutucu kuvvetler ya da şevi şevin hareketine şevi hareket ettiren kuvvete depreme, ağırlığa, yeraltı suyu nedeni oluşmuş boşluk su basıncına direnen kuvvetler. Şevi mukamete bunlar daha çok içsel sürtünme açısı ve kohezyonla denetleniyor. Tabi geometrik faktörler de burada etken. Bunlar bir de kaydırıcı kuvvetler. Burada en önemli faktör eğim artı su artı deprem. Bu ikisini birbirine oranladığımızda ya da tutucu kuvvetlerle kaydırıcı kuvvetler ya da tutucu kuvvetlerle mobilize olan kuvvetleri birbirine oranladığımızda eğer oran birden büyükse güvenli değilse güvensiz diyoruz. Tabi güvenlik katsayısının farklı oranları da var. Örneğin birden düşükse güvensiz bir ile üç arasında kuşkulu, bir, buçu, bir ile bir nokta üç arasındaysa kuşkulu, bir üç bir sorun yok. Ee, bir buçuktan büyükse barajlar için kullanılan bir şey diyebiliyoruz. Güvenli diyebiliyoruz. Kayma gerilmesini ne arttırıyor? Yanal yönde dayanakların azalması, şevin üzerinde bir ağırlık etkisi, yanal basınçlar, kayma gerilmeleri bunlar arttırıyor. Kayma mukameti azaltan faktörler, zemin yapısı, kimyasal ve fiziksel reaksiyonlarda ilgilen değişimler, Taneler arası kuvvet, boşluk su üzerinden değişmesi, özellikle demin hep söylüyorum suyun kaymaya karşı direnci yok, zemini zayıf hale getiriyor. Zemin yapısındaki değişimler. Yamaçlardaki duyarlılık kalbinin kaybına neden olan faktörler, bunlar gerilmeleri yükselterek zemin ve kaya süreksizliğinin kayma direncini yenen etkenler olarak bir de ortamın direncini azaltan faktörler olarak görmek mümkün. Örneğin yamaç üstüne yüklenme, kazı ve aşınma, su basınçlarının artması, çekme çatlağına dolan su, deprem ivmeleri bunlar stabiliteyi değiştiriyor. Örneğin aşınma, yıpranma, ani ıslanma, aşırı hareketler, ani ıslanma, örneğin diyelim deprem ya da yapay bir kaynakla ortamdaki suyun artması. Ee, Kil malzemenin, kil dokusunun şişmesi faktörlerden diğeri. Şimdi tabii heyelan bu şöyle gördüğümüz bir yapı fakat biz bunu idealleştiriyoruz. Yani belli bir eğime sahip diyoruz, belli bir kayma yüzeyi ki bu da dairesel ya da düzlemsel olarak kabul ediliyor. Ve belli bir heyelan topuğu var, kayan yüzey var, yamaç tepesi var. Bunu idealleştirdik, şu hale getirdik yarım daire şeklinde. Şimdi diyoruz ki biz O noktasına göre bu dairenin merkezine göre kaydıran kuvvetlerle kayan kuvvetlerin momentlerini bulalım. Moment neydi fizikte? Döndürme etkisi. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Şu noktaya göre kaydıran kuvvetlerin momentini aldık. Direnen kuvvetlerin momentini aldık. Direnenleri kaydıran kuvvetlere böldük güvenlik katsayısını bulduk. Güvenlik birden büyükse şev güvenli ya da heyelan güvenli ya da yamaç güvenli değilse güvensiz. Momentini alıp oranladığımız için şu r otomatikman şey dışında kalıyor. Oranladığımız için dairenin yarı çapı birbirini götürüyor. Dolayısıyla bu direnen kuvvetler ve direnmeye kaydırıcı kuvvetler oranı aslında o şeyin, heyelanın ya da yamacın stabilitesini veriyor bize. Bir başka şekil bu. Yani yamaç yenildikten sonraki durum şöyle işte oluşuyor deformasyonlar ve yenilmeden önceki durum bu. Amaç şu duruma getirmemek zemini. Dolayısıyla yamaç dura duraysızlığı, stabilitesi çözmek için iki şeye yoğunlaşmak gerekiyor fiziksel olarak. Bir, dış hareket ettirici kuvvetleri belirleyeceğiz. İki, hareket etmeye karşı malzemenin direncini e, belirleyeceğiz. E, dış hareket ettirici kuvvet, gravite ve sismik kuvvetler Malzemenin direnci ise jeolojik, jeofizik, geoteknik koşullar yani işsel sürtünme açısı, koezyon e, bunda bizde en önemli parametre veya buna doğrudan dolaylı katkı sağlayacak örneğin kayma dalgası hızı da biz katkı sağlayabilir bunlar mukamet parametreleri veya ortamdaki su mukamete azaltıcı olarak ama gene mukamete ters yönde bir etki edici parametre. Şimdi şev stabilitesi analiz yöntemleri iki kategoride inceleniyor. Bir gerilme dağılış ve stabilite araştırmaları, bir de limit denge yöntemleri. Genelde sektörde daha çok limit denge yöntemleri kullanılıyor. Biz de bu e, bunun üzerinde duracağız. Gerilme dağılışıyla stabilite analizi genelde elastisite teorisine dayanıyor ki zemin elastikliği yok olduğunda plastik bir deformasyon gösterecek bir hukuk yasasından biliyoruz. Zemin elastik ve homojen izotrop olduğu kabul yapılıyor ve zemindeki ya da şevdeki gerilme dağılımının diyelim matematiksel haritalanması yapılıyor. Ona bağlı olarak da zayıflık düzenleri ya da stabil analizleri yapılıyor. Limit denge analizinde de en önemli şey heylanın geometrisi. Burada klomp göçme kriteri yani kohezyon ve içsel sürtünme açısı ...o zemini yenecek ana mukamet parametresi olarak düşünülüyor. Göçme yüzeyinin şekli doğrusal olabilir, dairesel olabilir, logaritmik e, ve yüzey diğer yüzey şeklinden oluşabilir... ...ama esas da biz basitlik açısından dairesel bir kayma yüzeyi kabul ediliyor. Önce bir heyelanın geometrisi ya da heyelanın anatomisi ortaya konuluyor ve e, zemin için bir kayma direnci bulunuyor bundan sonra zemine bir kayma mukametiyle bu karşılaştırılıyor ve güvenlik açısından değerlendiriyor. Demin dediğim güvenlik katsayısı formülüyle. Limit denge yöntemi de kayma yüzeyleri düzlemsel, kama biçimli, dairesel olabiliyor. Burada çeşitli yöntemler var. İsveç dilim yöntemi ki en çok kullanılan yöntem ki diğer bütün yöntemler bu dilim yöntemlerinin farklı versiyon, versiyonları. Ee, bir Bishop yöntemi, Spencer Jambu bu yöntemi e, veya İngiltere Amerika Mühendisler ya da Askeri Mühendisler Birliği'nin yöntemi gibi çeşitli yöntemler var. Depremli durumda bir deprem yükü tahmini ki heyelanın ya da şevin stabilitesini bozacak bir deprem yükü tahmini gerekiyor. Bunun için klasik şef stabilitesiyle ilgili bütün parametreler burada da geçerli. Artı bir deprem tehlikesi analizi yapıp bunun içine zemin etkilerini de hesaba katıp bir dinamik deprem yükü belirlememiz gerekiyor. Buna bağlı olarak da gene statikteki parametreleri de kullanarak bir analiz yapıyoruz. Ki bunu da göreceğiz birazdan. Depremdeki analizde... Ee, Demin söyledik belli bir eğim var, şev var. Statikte bu problem yaratmayabilir. Diyelim denge açısından, güvenlik parametresi açısından 1.2 olabilir ki onu da göreceğiz. Fakat statikte denge, dengede olan bir şev ya da yamaç deprem yükleriyle dengesini bozabiliyor. Bunun için kritik ivme değeri var. Önemli. Gene bunun için ee, Ariyas şiddet yaklaşımları var. Bunları da göreceğiz nasıl belirlediğine dair. Ariyas şiddet iğmeye bağlı bir şiddet. Yani iğmenin tekil bir değeri değil de bir integral içinde bütünsel bir değeri, bir zaman boyutundaki değeri dikkate alınıyor burada. Bunun için de deprem kayıtları kullanılıyor ama ampirik yaklaşımlarla da Ariyas şiddeti belirlemek mümkün. Bir yer değiştirme yani deprem nedeniyle oluşan yer değiştirme tahmini var. Bir de heyelan tetikleyen yani iğme kestirimleri var burada. Ki deprem yükleri altında en önemli parametre İMK katsayısı İMK kat sayısına yönelik işte Amerika Ordu Mühendisleri Birliği'nin, Kaliforniya Eyaleti'nin, Japonya'nın, Heinz Griffin ve Franklin'in bağıntıları var. Bunlar örneğin e, güvenlik kat sayısı birden büyük için 0.1 KH İMK sayısı ya da 0.1 G diyelim buna tabi kas olduğu için G yok orada. 0.15 0.05 ile 0.15 arasında değişiyor. Bunun Türk yönetmeninde de Türk deprem yönetmeliğinde de, yeni deprem yönetmeninde de bir karşılığı var. Ki onu da birazdan göreceğiz ne olduğunu. Şimdi stabilite analizine girelim biraz. Stabilite analizi iki amaçla yapılıyor. Birincisi yapılaşma amaçlı ya da bina vasıtı. Bu genelde parsel bazında zemin incelemesi için yapılıyor. İkincisi kentsel bazda ya da kentleşmeye yönelik daha henüz bir bina yok, yapılaşma yok. Yapılaşmayı nasıl yönlendireceğiz? Eğimli araziler, heyelan oluşturabilecek alanlar, şey, sorunlu alanlar belirleniyor. Bunlar geniş alan incelemesi. İlki e, parsel bazında ya da bina zemin ilişkileri bağlamında incelenen şeyler. Biz şu an yapılaşma için inceleyeceğiz. Bir sonraki ders mikro bölgeleme amaçlı çalışmalarda da diğer faktörler yanında bunu da bakacağız. Şimdi limit denge yöntemleri, güvenlik hassas yaklaşımlarına gelelim. Bunlardan depremli yüklü, depremli olanın en basiti siyahi ve e, bilge e, bilge siyahi hoca ve Atilla Ansal hoca tarafından Bilge Siyahi ve Atilla Anasal Hoca tarafından geliştirilen bir yöntem. Daha çok mikro bölgelemede kullanılan bir yöntem. İçsel sürtünme açısı ve M1 kat sayısıyla güvenlik kat param, tanımlamış ve içsel sütun açısı da imeye bağlı değişiyor. Ee, pardon, şev açısı da imeye bağlı. daha doğrusu hmm, tekrarlayalım. İçsel sütun açısı M1 parametresiyle çarpılıyor ya da stabilite kat ee, i̇çsel sütumasının tanjantı demek, tanjant 0, 0, tanjant 90, 0'dan farklı. Ya da demek ki içsel sütum açısı arttıkça güvenlik katsayısı da artacak. M1 dediğimiz şey de e, şev açısına bağlı ve iğmeye bağlı kestiriliyor. Şev açısı mesela 55 ise, örneğin iğme e, 0,4 ise e, çok düşük bir değer alacak. En düşük değerini alacak. Diyelim 0, bunu 0.9 ile çarptığımızı düşünün GK'yı. Ee, bu tanjant fi'yi 0.9 ile çarptığımızı düşünün. Güvenlik kasası düşecek. Ama eğer elimizde şev açısı yüksek mesela 25 gibi ve ivme 0.3 ise ya da 0.1 ise mesela M1 4.5 olacak. Bunu 4.5 ile çarptığımızda güvenlik kasası büyüyecek. Yani eğim arttıkça ve ivme arttıkça en M1 katsayısı düşecek, güvenlik katsayısı otomatikman düşecek. Dolayısıyla güvensiz ya da stabilite problemi oluşturacak. Gene sütun maçısı arttıkça zemin daha sağlam hale gelecek ya da şev daha sağlam hale gelecek ve güvenlik katsayısı yüksek çıkacak. Basit bir yöntem. Özellikle mikro bölgeleme çalışmalarında, geniş alan haritalamalarında bunu çok rahat kullanabiliriz. Ki bunun bir sınıflama değeri de var. Eğer birden küçükse yüksek tehlike, bir ile iki arasında orta tehlike, ikiden büyükse düşük tehlike şeklinde sınıflandırılabiliyor. Eğer yamacın eğimi 15 dereceden küçükse direkt düşük tehlike diyebiliyorsunuz hiç analiz yapmadan. Şevi tetikleyecek ya da yamacı tetikleyecek kritik yemelerin kestirme ilişkili bir takım yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi Wilson ve diğerlerinin yaklaşımı e, koezyonu, bir macum ağırlığını, şevin kalınlığını bilirseniz, eğimini bilirseniz, e, o parametrelere girdiğinizde bir kritik ivme değeri hesaplayabilirsiniz. Bu şu demek, eğer şu C'ye, şu bir macum ağırlığına, şu eğime, şu ise tutunma açısına bağlı bir zemin, Minimum hangi iğmede stabilitesini bozacak. Mesela burada diyelim 0.4G çıktı. 0.4G ve yukarısındaki bütün iğmelerde bu şev dengesini bozacak. Bu da kritik iğme olacak. Gene bu eğer şevin parametrelerini biliyorsanız kritik iğmeye kritik iğmeyi de haritalandırabilirsiniz. Bu ne işinize yarar? Diyelim mikro bölgeleme çalışması yapacaksanız ee, o bölgede beklediğiniz iğmeler bellidir. E, azalım ilişkilerinden kestirebilirsiniz. Eğer kritik iğme e, o bölgede beklediğiniz iğmelerden, e, iğmelerle ilişkilendirirseniz diyelim o iğmeler bu iğmelerle çakışması durumunda e, problem oluşturacak. Şimdi parsel bazında ya da bina e, zemin ilişkisi bazında biraz bakalım olaya. Şimdi genelde demin söyledim şef stabilitenizi bir o noktasına göre kaydıran kuvvetlerle kayan kuvvetlerin momentlerin alınması problemi. Ee, direnen kuvvetler ortamın içsel sürtünme açısı, kohezyon gibi parametreler. Kaydıran, kaymayı kolaylaştıran kuvvet ortamdaki su, boşluk suyu basıncı eğim, artı deprem yükü, stabiliteyi bozan faktörler ki demin bu dinamik durumda demin dedik bir KH faktörü şurada devreye giriyor. Yani stabiliteyi bozan bir faktörümü. Şimdi yamaç duraylılığı duraysızlığı belirleme yöntemlerinden en basiti e, dilim yöntemi. Burada esas parametre içsel sürtünme açısı ve kohezyon zemin mukavemet parametreleri şöyle bir formül var. Bu formülde fi içsel sürtünme açısı ve her bir dilimin ağırlığı U boşluk suyu basıncı, e, C koezyon B dilimin eni e, parametresi ve bunu şöyle bakarsak dilimin eni, dilimin boyu, yeraltı suyu içeren tabaka, e, eğim, e, mukamet parametreleri bunları girdiğimizde bu formülde her bir dilim için yalnız birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü dilim, dördüncü dilim mesela birinci dilim için Diyelim birinci dilimin koizyonu, birinci dilimin diyelim eni veya şunu için hesaplayalım daha kolay. Mesela şu dilim için hesaplayalım. Şu dilimin eni, şu dilimin boyu, şu dilimin mukamet parametresi, şu dilimin eğimi, e, şu dilimin ağırlığı, e, içsel sürtünme açısı, boşluk suyu basıncı ki boşluk suyu basıncı ortamdaki suyla ilişkili. Yani e, su içeren tabaka kalınlığı ve suyun e, yoğunluğu çarpımına eşit olacak. Bunları girdiğimizde eğer güvenlik kasesi birden büyükse o şev ya da bu şev güvenli değilse güvensiz diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada mukavemet parametreleri, kozlezyon ve içsel türün açısı payda yani payda şu demek. E, e, güvenlik katsayısını arttıran şeyler. C ne kadar büyükse GK artacak. İsaçlı tom açısı ne kadar büyükse GK artacak art olarak. Fakat burada payda olmasına rağmen bir eksi parametre var, boşluk suyu basıncı. Boşluk suyu basıncı bu sistemde oluşan kayma mukavemeti parametresini azaltacak. Dolayısıyla bu şekilde bir stabilite problemini çözüyoruz ki e, kaç dilime ayıracağız bu bir problemdir. Genelde denir ki genelde denir ki e, R'nin 10'a bölün dilimin enini bulun. Yani bu R ne kadarsa onu 10'a bölerek her bir dilimin enini bulabilirsiniz şu şeyi. Bunu e, fazla da alabilirsiniz. Az almamanız şartıyla fazla almanız işleminizi arttırır, işlem sayısını arttırır. Ama az almanızda ortamı iyi temsil etmeniz, ortamın mukavemet parametrelerini iyi temsil etmenize yol açar ve güvenlik parametresini belki yanlış hesaplayabilirsiniz bir parça. Ki bir örnek var burada. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gibi bir dilim var. Bu dilimin eğimi, B'si, L'si, su içeren tabaka kalınlığı var. Bunlara mesela dilimin yüksekliğini de giriyorsunuz diyelim. Eni, dilim boyu, yerel su seviyesi, düşeyden olan açı, bir macı ağırlıkları girdiğinizde, kohezyonu girdiğinizde şu formülde. Her bir dilim için birinci dilimden 14'ünü hesapladığınızda bunları ve topladığınızda güvenlik kasesini bulabilirsiniz. Mesela burada bir çıkmış. Dinamik analiz denilen analiz bu depremli analiz. Buna psikostatik analiz de deniliyor. statik şu demek. Yalancı statik demek. Yani e, biz statikmiş gibi analiz yapıyoruz. Statikte nedir? Kuvvetlerin belli bir dengesi var. X ile Y'yi topladığınızda diyelim belli bir denge oluşturuyor. Denge bozulmuyor. E, biz dinamik parametreyi, ivmeyi kuvvetler sistemine etkileyecek parametre olarak düşündüğümüz için statik deniyor, yan alıncı statik. Aslında bu bir dinamik analiz. İğmeyi kullandığımız için. Dinamik analizde kullandığımız parametre, Statik analizle hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı diyorum. Şu formülle, bu gördüğünüz ekranda gördüğünüz formülle, e, şu formül aynı. Sadece notasyonlar farklı. Tek farkı burada, bu formülde, şurada bir iğme katsayısı var. Bak dikkat edin, KH faktörü var. Bu KH faktörü dikkat ederseniz paydada. Bu ne demek? Bu arttıkça güvenlik kalsiyesi düşecek demek. Yani yeme ne kadar fazlaysa o şevin güvenliği o kadar azalacak. Diğer bütün parametreler hepsi aynı. Şu sistemdeki parametrelerin aynısı. Notasyonu farklı yerlerden aldığım için farklı bir gözükebilir ama aynı. Yani burada da koezyon var, burada da içsel sürtünme açısı var, burada da eğim açıları var parametre A ile. Burada farklı bir parametre, LN ve R parametresi var. Ki burada leyen ve re şu demek. E, R yarı çap e, LN dediği de şu Hc parametresi. Yani her bir o noktasının dik uzaklığı. Ki ana formülasyon buradan geliyor. Das'ın kitabından aldım. Solid Dynamics kitabından. Ki eee KH ima faktörünü 0.2 girdiğimizde, RD yarıçapı girdiğimizde, 48 girdiğimizde ve aynı parametrelerle bakın bu parametrelerle şu parametreler aynı. Aynı parametreler bunlar. Aynı parametreler bakın güvenlik kasiyesini 0.7'ye indirmiş. Neymiş? Güvenlik parametresi birken 0.7. Yani tam güvenliyken tabii buna da güvenli denmez ama Tam kritik eşikte, eşikteyken yani tam denge halindeyken deprem nedeniyle oluşabilecek 0.2 g'lik ya da 0.2 iğme katsayılı bir etki, kuvvet katsayılı etki şevin dengesini bozmuş ve güvenlik katsayısını birinin altına indirmiş, epey de bir altına indirmiş. Demek ki deprem yükleri şevin stabilitesini, dengesini bozuyor. Ee, dinamik ka kaya stabilite şey, analizleri de var. Örneğin kayalarda genelde kayma yüzeyi doğrusal olarak varsayılır. Kama tipi bir kayla kaymalar gözükür. Burada çeşitli parametreler gözüküyor. Ee, boşluk suyu, basıncı gibi parametreler var. Buradan bir güvenlik parametresi belirliyoruz. Güvenlik parametresinin değerleri diyelim kozyon, ağırlık, şu V, U W, A, B, Z burada yerine koyduğumuzda güvenlik kasayısını o kayacın, kayanın bulabiliyoruz. Gene bir başka yöntem, Newmark yöntemi var. <laughs> Özellikle limit denge yönteminde, e iğmeli analizde. Burada e kritik ivme değeri var. Güvenlik kasayısı e ve kayan yüzeyin yatayla yaptığı açı belirleniyor. Daha önceden belirliyoruz. Sonra ikinci aşamada e, deplasmanı hesaplıyoruz. Aryaz şiddete bağlı, IA'ya bağlı ve e, kritik yemeğe bağlı hesaplıyoruz. Yani burada kritik yemeği belirledik. Sonra Aryaz şiddeti belirledik ve bir deplasman belirliyoruz. E, Aryaz şiddeti de belirlemek için çeşitli yöntemler var. Bunu yemeğe bağlı doğrudan kestirebiliriz veya ııı e, Uzaya bağlı kestirebiliyoruz. Aryaz şiddeti veya direkt manyetütten ve uzaklık ilişkisinden de kestirebiliyoruz. Bu aryaz şiddeti. Bundan, bunu, da girdiğimizde, araya şiddete girdiğimizde ne kadarlık deplasman yaratacağını o şevin depremli yükler altında belirlememiz mümkün. ki araya şiddeti bir başka yaklaşımda bu. Bunu da belirleyebiliriz. Başka yaklaşımla da bu belirlememiz mümkün. Dolayısıyla bulduğumuz yer değiştirmeler 0-10 cm ise ciddi bir heyelan hareketi olası değil. 10-100 santim ise ciddi zemin elmesine neden olmaya ya da sürekli yenilme ve göçme içinde sonuçlanan mukamet kaybına neden olabilir deniyor. 100 cm'den yüksekse zaten problemli hasar oluşturabilir ve bu tip şevlerde duraysız stabilite problemi olan şeyler olarak düşünülür. Şimdi eğer e, biz e, kayma yüzeyini doğru belirlemezsek güvenlik katsayıları da farklı çıkar. Mesela kayma yüzeyi böyle değil de böyle belirlersek, böyle değil böyle belirlersek her birinin güvenlik katsayısı farklıdır. Dolayısıyla e, heyelanın geometrisi kayma yüzey geometrisi, Heyelan'ın diyelim burada kaç dilimi ayırdık, burada kaç dilimi ayırdık, burada kaç dilimi ayırdık. Dolayısıyla burada güvenlik kalitesi farklı, burada farklı, burada farklı çıkacak. Dolayısıyla bunların mukametleri aynı olsa bile, yani kohezyon, içsel sürtünme açısı, eğim gibi aynı olsa bile bu kayma yüzeylerinin farklı olması, daha doğrusu yamacın geometrisi doğru olmaması durumunda farklı güvenlik kalsayıları elde ederiz ki bunu buradan da görebiliriz. Ee, diyelim şu ne kadar doğru belirleyebilirsek, şu ortamı ne kadar doğru analiz edebilirsek bulacağımız sonuçta yani bulacağımız güvenlik katsayısı da yani güvenlik katsayısı da o kadar doğru olacak. Yani burada B ortam parametresi, diyelim alfa da eğim parametresi. Yani buradaki buradaki eğimde yapacağımız hata, eğimde yapacağımız hata, dilimlendirmede yapacağımız hata bize sonuç olarak güvenlik kasesinin farklı sunacaktır. Ya da başka deyişle e, mukamet parametreleri aynı olsa bile mukamet parametreleri aynı olsa bile farklı güvenlik kasiyeleri verecek. Bu önemli. Dolayısıyla heyelanın anatomisini başlangıçta iyi belirlememiz gerekiyor. Ki anatomisine yönelik e, yakın zamanlarda jeofizik tomografi yöntemleri, elektrik tomografi ve sismik tomografi oldukça güzel şeyler veriyor bize. Tabii jeolojik çalışmalar da var burada. Yani bu kaymayacağı doğru belirlediğimiz takdirde e, güvenlik katsayıları ya da stabilite katsayıları ya da o şevin güvenliği ya da güvensiz olma durumu daha kolay belirleyebileceğiz. Ortamda suyun olma ve olmama durumu da aslında önemli bir faktör. Ortamda yeraltı suyu varsa örneğin güvenlik katsayısı burada kaç gözüküyor? 1.5 gözüküyor mesela. Ortamda su yoksa güvenlik katsayısı 2. Yani ortamda suyun olması güvenliği ne kadar düşürdü dikkat ederseniz? Demek ki ortamda suyun olma ve olmama durumunda da stabilite e, katsayısı güven stabilitenin şer stabilitesinin güvenli olup olmama durumu değişiyor. Yani deminden beri söylüyoruz e, suyun kaymaya karşı direnci yok kayma mukavemeti açısından problem teşkil ediyor. Ki Karadeniz gibi bölgelerde aşırı yağışlar bu heylanların tetikleyici, ana tetikleyici faktörleri. Ki diğer bölgelerde depremi de dikkate alır almanız gerekir. Türkiye'de deprem ülkesi sonuçta. Su da önemli. Yer altı suyu olmama durumu dedik. Şimdi biraz Türk deprem yönetmeliğine, yeni yönetmeliğe biraz bakalım. 2019'da çıkan yeni yönetmelik bir nasıl diyelim bir güvenlik katsayısı ya da kaymaya karşı güvenlik katsayısı parametresi tanımlıyor. Bu parametre KV ve KH ime faktörlerine bağlı. Şevin ağırlığına bağlı, eğim açısına bağlı, M alfa diye bir parametreye bağlı. Bu M alfa bir gene e, güvenlik katsayısına bağlı. Yönetmelikte şu sıfır yoktu. Yani bir mantıksal bir tezat oluşturuyordu. Yani başlangıçta siz diyorsunuz ki bu şevin güvenliği 0.8 diyorsunuz. 0.8'i buradan giriyorsunuz. Zeminin e, mukavemet ve e, geometrik parametreye giriyorsunuz, bir e, gamma RK elde ediyorsunuz. Sonra bu gamma RK'yi tekrar bu sisteme dahil ediyorsunuz, bir tane daha elde ediyorsunuz, ta ki belli bir değer etrafında dolanana kadar. Belli bir değer etrafında dolandığında, belli değer etrafında sabitleştiğinde diyorsunuz ki bu şevin güvenlik katsayısı budur. Ki bunu birazdan örneğini göstereceğiz diyelim şevimiz şu. Bu şeve bir başlangıç e, güvenlik katsayısı veriyoruz. Bir şey hesaplıyoruz. Tabii başlangıç güvenlik katsayısını verdiğimizde e, elde ettiğimiz güvenlik katsayısı 0.7. Bu 0.7'yi buraya giriyoruz. Bir daha hesaplatıyoruz. Bir tane daha buluyoruz. Bunu tekrar buraya giriyoruz. Yani bir döngü. Buna jeofizikçiler çok iyi bilir. iterasyon deniyor. Ya da ardışık hesaplama deniyor. Burada şevin e, düşey ve yatay yeme katsayıları bunlar. Şevin parametreleri, mukavemet parametreleri aynı. Formül bu. Ta ki bu değer, bu başlangıç değeri belli bir değer etrafında sabitlenene kadar. Sabitlendiğinde diyoruz ki bu şevin güvenlik katsayısı budur. Birden büyükse zaten problem yok. Ki e, şevin tetikleyici iğmeyi kestirmede Türk Bina Yönetmeliği diyor ki SDS'yi kullan. SDS'nin 0.2 katını al diyor. Yatay imeyi kullanırken, yatay ime kat kullanırken veya düşey imede de 0.5 katını al. KH'nın. Ki SDS'yi de biz yönetmelikte biliyoruz ki SS ile FS'nin çarpımı. SS, FS ne? SS e, yönetmelikte e, kısa periyot ime kat demek. Her bir bölge için farklı. Mesela benim diyelim bulunduğum bölge Bakırköy için bu SS farklı, Artvin için farklı, Zonguldak için farklı. Her bölgenin deprem tehlike analizine bağlı değişiyor. Bir de ayrıca e, aşılma olasılığına göre de değişiyor. Mesela nükleer santral yaparsanız 02'yi, konut tipi bina yaparsanız 0 pardon 2'yi, konut tipi bina yaparsanız onu Diyelim geçici bina yaparsanız 50 gibi farklı imeleri kullanıyorsunuz. Farklı kısa periyot imak sayılarını kullanıyorsunuz SS'yi. Bu SS'yi zeminle etkileştirdiğinizde zeminin mesela E tipi ise e, FS katsayınız 2.4 çıkıyor. Dolayısıyla 2.4 çarpı SS, SDS'yi veriyor. SDS'nin 0.2 katını da İME katsayısı olarak kullanıyorsunuz. Bunun da düşey İME katsayısının da yatay İME katsayısının da 0.5 katını da yarısını da Düşey katliyesi olarak alıyorsanız dolayısıyla heyelanlı bir analiz yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yönetmeliklerde de şef stabilite analizi bu. Ki e, demin söyledik stabilite analizinde en ana faktörler eğim, mukavemet parametreleri tetikleyici faktörler e, ya da ajit faktörler deprem ve su bunların karşılıklı kombin kombinasyonu o şevin güvenli olup olmadığını bize söylüyor. Biraz örnekler bakalım. Benim programda yaptığım örnekler inşallah açar bunu burada. Evet açtı. İşte üst tabi tanesi. Ee, mesela demin gördüğümüz yöntem neydi? Şuna bakalım. Siyah hayvansal yöntemi. Örneğin iğmeyi 0-1 aldık. Güvenlik katsayısı 1.9 oldu. Düşük iğme de güvenli. Diyelim 0.4 aldık. Güvenlik katsayısı düştü. Diyelim eğim açısını 20 aldık. Güvenlik katsayısı yükseldi. Diyelim 45 aldık. Güvenlik katsayısı düştü. Demek ki eğimle güvenlik katsayısı düşüyor... Ee, iğme ile güvenlik katsayısı e, düşüyor. Şev açısı arttıkça ya da düştükçe düştükçe düşüyor. Şev açısı arttıkça pardon. şev açısı arttıkça düşüyor. Çünkü eğim ne kadar yüksekse o kadar tehlikeli. İğme ne kadar yüksekse o kadar tehlikeli. İstel sürtünme açısına ne kadar yüksekse o kadar güvenli. Bu şekilde bir analiz yapabiliyorsunuz. Ee, Şevit tetikleyici iğmeyi bulma söylemiştik. Wilson ve diğerlerini. Mesela şev parametreleri buradaysa 0.38 cilik bir iğme oluşturuyor. Mesela bunları değiştirelim. İstel sürtünme açısını 10 yapalım. Daha düşük bir iğme. Yani daha zayıf bir zemin daha düşük iğmelerde tetikleniyor. Mesela ister futbol açısını 35 yapalım, daha yüksek bir iğme, yani daha sağlam bir zemini, daha yüksek bir iğme ile ancak dengesini bozabiliyorsunuz. Bu bize bunu söylüyor. Ee, eğer bölgede beklediğiniz iğme 030sa ve kritik iğmede de 059sa bir problem yok. Ama 060'lık bir iğme bekliyorsanız bölgede, self açısından problem var. Çünkü kritik iğme 0.59. 0.59 ve yukarısındaki beklediğiniz o bölgede oluşacak herhangi bir deprem o şevinizde bir problem yaratacak, şevinizi tetikleyecek. Veya mesela bunu biraz daha düşürelim, 20 yapalım. 0.31 G'lik bir kritik iğmeniz var. Sizin bölgenizde 0.29 iğmelik bir deprem oluşturdu. Deprem oldu. O bölgede <laughs> sizin şer stabilite riskiniz yok. Çünkü tetikleyen kritik yemeden daha düşük bir değer. <laughs> e, stabilite analizinde dilim analizi, demin görmüştük bu dilimi şu dilim olarak düşünün. Bu dilimin özelliklerini girelim. Şu an güvenlik kasayısı bir tam şey durumda, denge durumunda. Kohezyonu arttıralım mesela. Bakalım ne olacak? Kohezyonu arttırdık. Şöyle arttıralım hepsini. Bütün dilimlerdeki kohezyonu arttıralım. Bakın güvenlik arttı. Eski haline getirelim. İçsel sürtünme açısını arttıralım. İçsel sürtünme açısını arttıralım. Güvenlik katsayısı arttı. Yani içsel sürtünme açısı ve kohezyonun artması e, Heylan'ı daha güvenli hale ya da şevi daha güvenli hale getirdi. Eski haline getirelim tekrar. Ortamda su var. Şu su. Bu suyu ortamdan kaldıralım. Bakın ortamdan su kalkınca güvenlik katsayısı arttı. Yani ortamdan suyu uzaklaştırdığında daha güvenli hale geldi. Demek ki buradan ne açığa çıkarıyor? Bir, su. Ortamdan uzaklaştıkça güvenlik katsayısı artıyor. Uzaklaştırdıkça. Kohezyon yükseldikçe, sert tırmaçı yükseldikçe e, güvenlik kaseyesi artıyor. Düşme durumlarında da e, düşme durumlarında da güvenlik kaseyesi düşüyor. Önemli. Bu statik durum için. Herhangi bir ivme yok burada. Şimdi bir biraz ortama biraz ivme katarsak ortama biraz ivme katarsak e, ivmeyi mesela ne yapalım? 0.2 cilik ivme olsun. Bakın burada bütün parametreler aynı şuradaki bütün mukavemet parametreleri 20'ye 15 ve e, şey parametreleri aynı. Fakat ivme 0.2g. Ne oldu? 0.7'lik bir güvenlik katsayısına düştü. Birinin altına indiği için güvenlik katsayısı problemli hale gelmeye başladı. Şimdi e, yönetmelikteki anizde ne yapıyorduk? E, diyelim e, bir başlangıç değeri varsayıyorduk ki yönetmelik bize şunu söylüyordu. Ee, bir başlangıç güvenlik katsayısı belirle. Bu güvenlik katsayısını şey yap. E, iteratif olarak sürekli arttır. Mesela diyelim 0.91 belirledik yönetmelik bir güvenlik katsayısı olarak. İvmemizde ivme katsayımız düşey 0.1, yatayda 0.2. 0.7 bulduk. Bu 0.7'yi buraya girdiğimizde 0.7 değişti. Diyelim sıfır demek ki bunun şeyi sıfır yediymiş. Dolayısıyla tabi burada şöyle başka bir şey yapalım yani parametreleri değiştirelim diyelim bunu on yapayım ben şunu da 18 yapalım. Şimdi başlangıçta 09 seçtik, 09 seçtik, 09 seçtiğimizde bize gamma RK'yı K 07 hesapladı. Bakın burada. Bu 076'yı tekrar girdik, 074 hesapladı burada. Bu sefer 074'ü tekrar girdik. 073 hesapladı. 073'ü tekrar girdik. 0735. Belli bir değere yaklaştı. İkisi birbirinin aynı. Dolayısıyla başlangıç 09 değerinden diyelim. 07 de belli bir değer etrafında yoğunlaşana kadar bu şevin e, güvenlik katsayısını değiştirmek sureti suretiyle iteratif olarak değiştirmek suretiyle güvenlik katsayısını buluyoruz. 0.9 ken mesela veya bunu 1 yapalım mesela ekstrem bir değer. 0.77 çıksın. Buraya 0.77 yazdık. 0.74 çıktı. 0.74 yazdık. 0.73 oldu. 0.73 yazdık. Ee, Dolayısıyla 0.73 etrafında yoğunlaş. Demek ki bu şevin güvenliği 0.73'müş. Şimdi bu parametreleri değiştirerek aynı şeyleri yapabiliriz. Demek ki bir güvenlik para şeylerini mukavemet parametrelerini yanlış girersek ve suya ilişkin parametreleri yanlış girersek biz güvenlik kasesini farklı hesaplayacağız. Mesela biraz daha güvenli olsun bu şev. Mesela şunu 40 yapayım. Abartayım biraz. Bakalım güvenlik katsayısı. Ee, burada 1.3 gözüküyor ama bu başka bir analiz, dinamik analiz. Şimdi bir başlangıç değeri varsaydık. Mesela diyelim bir başlangıç değeri varsaydık. Başlangıç değerimiz bizim diyelim 4 olsun. 4 için 1.59 yaptı. Bunu 1.59 yaptık. 1.5 yaptı bunu 1.5 yaptık. 1.5 yaptık tekrar. 1.52 yaptık. Evet, demek ki bak başlangıç değeriyle hesaplanan değer birbirine aynı oldu iterasyonla. Demek ki bu şevin yani şev derken şunu kastediyorum. Mukavemeti, kohezyonu 40 ve içsel sürtünmesi 18 tamamen atmasyon değer ama belirli bir örnek açısından önemli. Bunu bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Şevin güvenlik katsayısını. Ee, benzer şekilde e, kamalarda bir örnek var burada. E, bu haş zemin parametrelerini buradan girdiğimizde güvenlik katsayısını burada hesaplayabiliriz. Burada en önemli parametre ivme parametresi deprem açısından. Mesela şunu 0.4 girdiğimizde güvenlik katsayısı bakın düştü. İmeyi çok düşük seçtiğimizde diyelim 0.1 güvenlik kasiyesi 0.1 ee, koziyonu diyelim e, arttırdığımızda diyelim tabii bu mega Newton olduğu için büyük bir değer şu an için 0.005 e, diyelim gibi burada da gene ana parametre koziyon İçsel sütun maçısı ivme bu şevin stabilitesini değiştiriyor. Dolayısıyla da şevin stabilitesini değiştiren faktörler koezyon ve içsel sütun açısı gibi ivme parametreleri, mukamet parametreleri, su gibi mukameti azaltıcı, kayma mukameti düşürücü faktörler, ivme e, tetikleyici kuvvet su da gene tetikleyici kuvvet bunlar arasın eğim tabi burada görmedik ama şurada dilim boyunu ve şeyi girerken burada program onu da hesaplıyor şurada bu şevin eğimi de şevin eğimi de yeraltı suyu düzeyi de e, şeyde etken bu ne kadar derinde şu e eğim şevin eğimin ne kadar fazla ya da az olma durumu bütün bu şeyi etkiliyor. Yani komple sistem bir bütün olarak çalışıyor. Bütündeki her bir parametre size stabiliteye doğrudan ya da dolaylı katkı sağlıyor veya şev stabilitesini bozan ya da şev stabilitesini dengede tutan faktör olarak yer alıyor. Evet, burada e, anlatacaklarım bu ders için bu kadar. Eee neyi öğrendik dersek bir şev stabilitesi. Analizini gördük. Demin başta dersin başında söyledim. nasıl dünya yüzeyinde kaya ortamları, sağlam ortamları, nadir ortamlarsa benzer şekilde düz ortamlarda nadir ortamlar çoğunlukla insanlar ovalarda yerleşim sağlıyorlar. Düz düz ortamlarda. Fakat bu e, zeminle ilgili sıvılaşma gibi, büyütme gibi problemlere neden oluyor. Bu nedenle de tarihsel dönemlerde insanlar ovalarda çok fazla yerleşmiyorlar. Çünkü deprem etkileri orada çok gözüküyor. Bu durumda da yamaçlara ev kuruyorlar. Fakat burada da ikincil problem Şev stabilitesi, yamaç stabilitesi ya da helan problemi ortaya koyuyor. Yani yamaçta da, ovalarda da, düz ortamlarda da, eğimli ortamlarda da ev yap ev ya da yapılaşma yaparsak da hangi ortamda yaparsak yapalım biz ortamın özelliklerini yapılaşma öncesi ya da kentleşme öncesi bilmemiz gerekiyor. Bu dersin konusu eğimli ortamlardaki problemlerle ilişkiliydi. Evet haftada haftaya görüşmek üzere muhtemelen mikro bölgeleme konusunu işleyeceğiz. İyi günler herkese.